Hapis olmuş karakolda. Vay, naber, hani keyfini mi? YouTube bütün gece Halis gördün değil mi? Borussia Dortmund'un teknik direktörün ismi neydi? Jürgen Klopp. Görünüyor mu? Sundance Film Festivali. Dünya devi Apple'ın açığını buldu. Apple'la iletişime geçtim. Çok teşekkür ettiler bana. Daha sonra küçük bir sürpriz hazırladık deyip bana 100 liralık bir bakiye yüklediler. Elmayı çürüten Türk. Bize 100 biner dolarlık ödül teklif edildi. Biz bu ödülü reddettik. Tabii Türkiye'de açık bulan tek ikili biz değiliz. Peki bu nasıl oldu? İsmim Utku, 30 yaşındayım. Siber güvenlik sektöründe çalışıyorum. Yaklaşık 14 yaşımdan beri de hem siber güvenliğin hem hacking dünyasının birebir içindeyim. Ya bu sosyal medyada özellikle Twitter'da falan dolaşırken böyle karşıma sürekli şey haberleri çıkıyordu. Apple'ın açığını buldu. Apple ona 200 bin dolar teklif etti. İnsanlar bunu kabul etmedi, düşük buldu falan. Ben de birebir siber güvenlik camiasının içinde olduğum için bu işlerin nasıl ilerlediğini çok iyi biliyorum. Bunu nereden biliyorum? Ben o dönemler işte Amerika menşeli bir siber güvenlik firmasında çalışıyordum. Bu siber güvenlik firması. Bu arada böyle şeyler, yani mesela bilgisayarla ilgili mesela düşkünlüğü olan insanlar, mesela bizim de Mustafa diye bir arkadaşımız vardı. Mustafa şu anda sırf üniversiteyi niye okudu biliyor musunuz Mustafa? Diploması olup kendi şirketini kurabilmek için. Mustafa hocalarına ders anlatabilecek raddede bilgisayarın bütün programlarını, bütün programlamalarına, bütün yazılımlarına, bazı yerlerin açıklarına o kadar hakimdi ki. Firmasının yaptığı şey, dünyanın her yerinden hackerlar, büyük şirketlerde güvenlik açıkları buluyorlar. O raporları bize gönderiyorlar. Biz bu raporları inceliyoruz. Sonra güvenlik açıklarının kritikliğine göre o hackerlara para ödemesi yapıyoruz. Yani bunun kararını veren ekipten biriydim aslında ben. Dolayısıyla bu tutarsızlıklar bir araya geldiği zaman ben bu haberin baştan sona sahte, baştan sona uydurma olduğunu zaten o şekilde anlıyordum. Türkiye'nin en büyük gazeteleri bunun haberini yapıyor. Apple'ın açığını bulan gençler 200 bin dolar ödülü reddetti. Mesela o gazeteler Twitter hesaplarından paylaştıkları zaman ben altına mention atıyordum. Bunlar sahte haberler yapıyorlar diyordum. Ama benim yaptığım yorum insanların tebrik mentionları altında her zaman kaybolup sönüp gidiyordu. Herkes işte helal olsun, gururlandırdın, işte Türk'ün gücü. İşte benim attığım mention'a kardeşim siz de köstek olmayın, bak gençler ne güzel şeyler yapıyor diye bana kızanlar oluyordu falan. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde bunların yanlış, sahte hikayeler olduğunu insanlara ikna edemiyordum. Daha sonra şeyi düşündüm, yani ben öyle bir şey yapmalıyım ki bütün Türkiye bunu konuşsun ve bu sektör tamamen bitsin. Aslında böyle bir çaba içine girdim. Hani hem çevremdeki insanlara sordum, hem internette biraz araştırdım. Sonra karşıma çok spesifik bir yer çıktı. Bir tane forum. Ve son dedim ki yani öyle absürt bir şey yazayım ki bu bile basıldıysa demek ki bu haber siteleri her şeyi basabilir diye insanlar buradaki tezgahı görsün. Bunu yaparken de kendime video alayım. Hani o videoda bu işlerin nasıl yürüdüğünü herkese anlatayım. Bu şekilde bu işte biter gider diye düşündüm. Ve başladım yazmaya. İşte Kadıköy Trip İnternet Kafe'de görme engelli hackerlar Apple'ın açığını arıyormuş diye bir hikaye yazdım. Daha sonra öyle habere devam ettim. Apple'da bir açık bulduk. Bu açığı Microsoft'a bildirdik. Sonra Google bize ödül verdi gibi. Yani böyle inanılmaz absürt şeylerle haberi süslüyordum ki. Hani muhabir yine buradaki çelişkileri görsün. Hani Apple'da bulunan bir güvenlik açığı niye Microsoft'ta söyleniyor? Ve bunun karşılığında niye Google para ödüyor? Haberi gönderdim. Daha sonra aradan böyle geçti bir iki saat. Bana bir tane sadece link geldi. Linkin içine bir açtım ve baktım ki benim attığım metin tamamen kopyala yapıştır yapılmış. Ve ben orada inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Çünkü dedim ki tamam, ben bu haberi yayınlattım. Bunun videosunu atacağım, linkini atacağım ve bu sektör artık yerle bir oldu. Artık bu saatten sonra olur kimse sahte haber yapamaz Türkiye'de. Bilgisayarın başına geçtim, webcam'i açtım. Hepsini videoya çektim. Bu haber yaptırma işinin bu jargondaki adı tanıtım yazısı. TRN'in en büyük siteleri. Hürriyet, Milliyet, Sözcü, Web Razi, Web Tekno. İşte bu. Ve Twitter'da paylaştı. Ama bir türlü o video benim istediğim izlenme sayılarına gelmedi. Çok kısıtlı bir çevrede kaldı. Beni ne kimse aradı, ne kimse tehdit etti. Yani onlar için o kadar tehdit oluşturmayan bir şeydim ki. Hani kızmadılar bile bana. Haberi sildiler ve hayatlarına devam ettiler. Yaptığım işin hiçbir işe yaramaması bende bayağı bir hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Ve daha sonra o videoyu yayınladıktan 3 ay sonra yine sahte haberler önüme düştü. Kahvem bitti, kahve alıp geliyorum koşarak. Başladı. Ve anladım ki ben ne muhabirleri utandırabildim, ne gazeteciler böyle bir kendini silkti, ne de para karşılığı haber yaptıran insanlar bundan
herhangi bir gocunma duyuyor. Ben artık yani bu sahte haber yaptırmayı bıraktım herhangi bir etkisi olmadığı için, ama isterseniz beraber bir sahte haber yapıp yayınlatabiliriz bunu istediğimiz bir yerde. Zor değil. Şöyle mi diyeyim? Abi sen kolları birleştir. Tamam. Şu an gayet iyi. Bir tane de istersen hafif gülümseyerek mi yap? Şu nasıl abi? Şimdi abi bizim bir taslak haber bulmamız lazım önce. Hani şimdi slot medya ile alakalı bir şey yapalım. Sundance Film Festivali ödül töreninde bir ödül de Türk ekibine gitti. Bu burada sadece mesela Sundance Festivali almadığımız yalan. Onun dışında her şey doğru. Evet. Hani bu yalan oranı az bir haber olacak. Bir tane daha absürtü yapalım. Borussia Dortmund'un teknik direktörünün ismi neydi? Jürgen Klopp. ABD'li aktör Jürgen Klopp yapalım. Ödülü ünlü birinden almış gibi olabilirsin. Ölmüş birini yapalım mesela. Ölmüş biri olabilir. Kübrik. Hani Hitchcock daha yok. Noah Hitchcock yapalım. Ödülü Alfred Hitchcock'un elinden alan slot medya yönetmeni Ümit şunları söyledi. Telebekleri izledikten sonra daha iyisini yapabiliriz dedik ve öyle oldu. Hani burada Tolga Karaçeli'ye diss var. Sonra da işte teşekkürler falan. 55'ten fazla tanıtım kanalında güzel indirimler. Burada bunun portföyü biraz daha geniş. Belki bununla konuşsak hani daha iyi olabilir. Bir tane muhalif olabilir. Bir tane daha böyle majör. Ana akım bir tane olsun. Bir tane normal internet yayıncılığı yaparsın. Böyle 3 tane seçelim. Merhabalar. Bu tanıtım yazısı için arıyordum. Doğru değil mi? Şimdi bizim bir tanıtım yazısı yayınlatmamız gerekiyor da birkaç haber sitesinde. Hani bir yol gösterirseniz iyi olur. Metin hazır, metni yazdık. Biz bir fiyatlara bakalım. Sizi tekrar ararız. Tamamdır. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi günler. Tamam, attı adam. Önce parayı göndereceğim. Sonra metni atayım. Sonra bakalım. Benim 10 sene oldu. Ben geldim. Tepe taklak oldu İstanbul. Bir de en leş haline geldik. Beyoğlu'muz. Öyle patladık. Ben de aynısını gitmeden yaşıyordum ya. Caddebostan Kadıköy hiçbir yere gittiğim yoktu yani. Ya bir de bir yer... Ben yanlış duymadım. Şey oldu yani, oturdular ve dediler ki hadi bir tane yayınlatalım dediler ve şu an yayınlatıyorlar mı? Nereden bir yere gitmek de dert ki, mesela benim arabam yok. Bir yere gideceğim zaman taksi arıyordum falan, bulamıyorum. Toplu taşımadan nefret ediyorum falan. Zaten bir yere gidesim gelmiyor ki. Son dönemde taksi problemi varsa tam zamanında kaybettim. Abi adam hiçbir şey dememiş. Sadece linki atmış iki tane. Bir açsana. Bizim yazdığımız metnin birebir aynısı mı yoksa değiştirmişler mi? Yok, birebir aynı. Görünüyor mu? Ya bu bir tanesi. Eyvah eyvah. Slot Media. Şu an çok rahatsız oldum ama yapacak bir şey yok. Of. Yazacağız senin sayesinde. Senin sayesinde mi yazayım? Oğlum çok utandım şu an ya. Aa, röportaj adam orada. Değerli jüri üyelerine. Sandes Belediyesi'ne. Sandes kaymakamına. Oğlum böyle iyi ya. Of, rezilliği koş. Bak şimdi kimler yazacak. Paylaşıyorum. Bak şimdi yaptığımız haber. Sundance Film Festivali ödül töreninde bir ödül de Türk ekibine gitti. ABD'li aktör Jürgen Klopp'un kurucusu olduğu enstitünün en iyi mokümenteri ödülüne Slot Media ekibi layık. Alayım o zaman ya ben Grammy'yi. Ya alayım ya o zaman Grammy'yi ben. Yayalım. Demon iyiyim, teşekkür ederim, umarım sen de iyisindir. It's Pumpkin Pie efendi bu arada Elvis göndermiş, demiş ki kanalını da beğendiğine göre bu videoda bakalım mı balum demiş efendi. İntikam. Allah'ım atma portal atma. Dalıyorum gidiyorum. Ayıp görüldü. Özellikle son yıllarda yaptığı mokümentriler ile öne çıkan Slot Media, bu arada mesajlar geliyor hala, ödülünü kazanması film çevrelerinde sürpriz yaratmadı. Aşağısı da yapımcılar bile ya. Ödülünü Alfred Hitchcock'un elinden alan Slot Media yönetmeni Ümit Oktay Ermenek şunları söyledi. Açıkçası ödül bizim için sürpriz değildi. Kelebekleri izledikten sonra daha iyisini yapabiliriz dedik. Öyle de oldu. Allah'tan yönetmenin haberi var. Bu ödülü usta gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde almamız vesilesiyle tüm gerçek gazetecilere armağan ediyorum. Film belli değil. Filmin konusu belli değil. Bir şey de Özge'den mesaj geldi, Londra'dan, BBC. Bir Aylin'in haberi var. Onu biliyorum, Aylin. Aylin'in haberi var mevzudan. Uluslararası rezil olduk. Özgür. O da mı inanmış? İnanmış galiba, dur bakayım. Bayağı bir alkış almışız. Özge üniversiteden arkadaşım. Senem mesela, bizim eski ofisten. Tebrik ederim abi, çok iyisin. Dışarı bir yayın anlattan sonra sana söyleyecek, biliyorsun değil mi? Senem sövmez. Ama burada güzel bir şey var, biliyorsun. Kimse linke tıklayıp haberi okumamış, direkt güvenmişler. Bundan sonra güvenmezler de. Ömür, süpersin.
Ankara'da mısın, döndün mü İstanbul'a? Sandettim. Değerli jüri üyelerine. Abi, Allah Taner. Sercan'ın kardeşi. Bak hala soruyor, fake değil mi diyor. Hala güveniyor, yalanını yerim diyor. Bak Tonga'ya düşürme beni diyor. Akşam ödülle ilgili bir parti yapacaklar, beklerim oraya. Hep beraber kutlarız. Cansel'i hatırlıyor musun? Aa Cansel. Bir şey söyleyeceğim. O da bu arada haber muhabiri. Cansel Çördük mü? Da bilmez olur muyuz, kısmetse olur. Biliyor, hepimiz tanıyoruz ki Cansel'i, evet. Çek Cumhuriyeti'nden bir tebrik. Edinburgh'dan bir tane bir tebrik mesajımız var arkadaşlar. Cemler yapacak Creator Station'dan. Ya ama sen paylaşsan ben de bak bunu yanılır, sevinir, abi. Gururlanırdım. Yayınladılar lan. Kolay bir şey. Düşünsene bir tane siyasi haber yaptığını. Selanik'te bomba patladı. Aynen. Milletin evini yağmalı diye. Aynen. Öyle bir şey haber paylaştığını düşünsene. Şu kadroyla ödül alabilir miyiz diyeceğim. Evet. Bir sigara yak ettik. Sonrasında tek özür dilerim abi. Onu story'den paylaşırım ya, derim böyle böyle bir bok yedik. Hakkınızı helal edin. Aklında tutabilir misin film ismini? Memleket Medyası. Memleket Medyası. Evet. Şampanya kim patlatıyor? Sen. Bence... Olsa mı patlatsın? Ben çünkü sen patlatamayabilirim. Tamam, biri patlatsın evet. O şampanyadan patlamayalım sonra. Bu sıralar şampanyalarda arıza var. Şimdi bugün bir parti tertiplendi bizim için. Sundance ödülünü kutlayacağız, bir şampanya patlatacağız. Muhtemelen yarın, öbürsü gün ya da video yayına girdiğinde ufak bir sitem etmezler de böyle bir şaşırırlar, sonra güler geçerler. O zaman aşağı sıfır olduğunda bir dinleyelim. Umarım herkes eğleniyordur. Şöyle, Slot Media Sundance'de en iyi mockumentary dalında ödül getirdi. Gerçekten bu şekilde patlıyor bu arada, biliyorsunuz değil mi? Aslında yok öyle bir şey ama Atatürk'ün evini bombaladılar diye bir gazete haberi çıkıyor. Ve Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin dükkanlarını yağmalıyorlar. İnsanları sokaklarda darp ediyorlar. Ölenler oluyor. İnanılmaz. Açıkçası biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maalesef ülkemizde gazeteciliğin geldiği durum gerçekten üzücü. Bu saçmalıklar ne zaman biter? Düzelir mi, düzelmez mi? Onu zaman gösterecek. Bu arada ülkemizde çok değerli gazeteciler de var. Sayıları her ne kadar az olsa da her şeye rağmen varlar, aramızdalar ve onlara haksızlık da etmek istemeyiz. Tabii ki bu gazeteciliği hakkını çok vererek yapan çok değerli gazeteciler de var. Hani onlarla tabii ki hiçbir sorunum yok. Yani onların haberlerini okumak bana da keyif veriyor. Çünkü onların gerçekten bir akıl süzgecinden geçtikten sonra haberleştirildiğini biliyorum. Ama dediğim gibi Türkiye'de böyle bir sektör de var. Ve bu sektör şu an çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Çünkü bir haberin yanlış çıkmasının hiçbir bedeli olmuyor Türkiye'de. Yani birebir bunu dün yaşadık hep birlikte, değil mi? Türk ajan Feyd'in bozkurt işareti kaldırıldı. Sebebi Ermeni ve Yunan oyuncuların şikayet etmesi. Olaya gel mesela. İnanan olmadı mı? İnanan oldu. Gelip bu çete yazan oldu. Gelip bu çete bizzat yazan oldu ya. Çünkü kendi aklınıza göre güvendiğiniz insanlar, güvendiğiniz haber kanalları bunu gerçekmiş gibi paylaştı. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı, oraya videoya bir like atın, sus. Ulan sus hareket yapma, sus hareket. Sus hareketini Allah'ım görsün. Kedimle anlaşabiliyorum. Aynı zamanda çok hayvansever bir insan.